Köyde büyümek, köylü olmak bir suç mu? Elimde öyle bir mesaj var ki, gelecek kaygısı duyan, temiz yürekli, özgüvenle ilgili sorunu olan bir genç. Bir sevdiği var, evlenmek istiyor ama bazı kaygıları var. Bir kısmı haklı kaygılar gerçekten. Mesajı veriyorum, bu konuda sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Bu gencimize yardımcı olalım. İyi günler hocam. Ben köyde doğdum büyüdüm. Liseyi ve üniversiteyi başka memlekette okudum. Köyde doğup büyümek bir eksiklik mi? Bence değil ya. Liseden itibaren dışarıda okumak aynı zamanda kendine güven açısından, özgüven kazanma açısından da güzel bir şey. Birçok işi kendi başına çözmek zorundasın. Anne babanın sana bir faydası yok. Sen bulunduğun yerde eğer kendini idare edebiliyorsan, çevreni idare edebiliyorsan, sorumluluklarını yerine getirebiliyorsan bu aynı zamanda birçok konuda hayatı hazır olduğunu da gösterir. Lise yıllarımda bir sevgilim olmuştu. 6 yıldır da hala sevgiliyiz. Şimdi lise yılında tanışmış, üniversitede de hala o görüşmeleri devam etmiş, birbirini seven iki genç var ortada. Allah'ın izniyle bu yaz nişanımız olacak. Oo bu da güzel. Fakat diyor şöyle bir durum var. Sevgilim Almancı. Şimdi bizim burada yurt dışında çalışanlar için söylenen bir tabirdir Almancı. Ve maddi durumları iyi. Bunun altını çizmek lazım. Maddi durumları iyi. Ben köylüyüm, onların maddi durumu iyi. İyi ise iyi. Senin de yüreğin güzel kardeşim. Ne var bunda? Ve ailesi gayet sosyal insanlar. Benim ailem ise köyde yaşamış. Pek sosyal değiller. Aynı zamanda maddi durumumuz da iyi değil. İkimiz arasında kültür ve birçok fark var. Birçok fark dediğin Yetişme tarzı farkı doğru. Aynı zamanda parasal açıdan denkliğin olmaması doğru. E, yaşlar iyi, birbirinizi seviyorsunuz. İletişim adına uyumlusunuz. Şimdi uyan yerlerde var, uymayan yerlerde var. E, bunlar sorun oluşturur mu? Bir kısmı sorun da oluşturur. Bunların üzerinde de duralım. Yani kısacası biraz denk değiliz. Evet denk olmayan yönleriniz var. Ama gerçekten birbirimizi seviyoruz. Bu iş olur mu olmaz mı? Ne diyorsunuz? Yorumunuz ne? Hocam bu iş zor. Neden? Yani parasal noktada eksiklik o gençte özgüvensizliğe neden olur. Olur ama o izin verirse olur. Ben tavrımla, davranışımla, yaptıklarımla, yeteneklerimle, becerilerimle kendime güveniyorsam benim eşimin ailesinin benden zengin olması beni değersizleştirir mi? Bence değersizleştirmez. Değer bende, benimle ilgili. Ama şu var, eğer o kız, bak sevdiği insan her şey ne dediyse yapılmışsa, her istediği alınmışsa, çok rahat bir hayat yaşamaya alışmışsa, sen o ortamı, o hayatı ona sunamazsan mutlu edemezsin. Ha, olayın bu boyutu var. Yani parasal açıdan senin ona sağlayacağın olanaklar ya da sağlayamayacakların onun mutlu ya da mutsuzluğunu etkiler mi? Etkiler. Ama zengin bile olsa, bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Zengin bile olsa eğer yetiştirme tarzında o anne baba çocuğunu standart Türkiye'deki yaşayan insanların standardı ne? Yaşadıkları, yaptıkları nedir? Mesela memur standardı. Memur standardına göre bir hayat sunmuşsa onlara. Benim annem babam devlet memuru. Onun için ben devlet memuru standardında büyümüş bir insanım. Ben kendim de devlet memuru standardında çalışan, kazanan bir insandım. Yaktım gemileri. Sevdiğim, istediğim ve yüreğime koyduğum bu işlere girdim. İnsan kaynakları sektörüne. Eğitimler vermeye başladım. Kitaplar çıktı, seminerler. Gerçekten bu işten para kazandım, mutlu oldum. Ama ben şunu yapmadım. Yetiştirirken çocuklarımı da aynı devlet memuru standardında yetiştirmeye devam ettim. Her istedikleri, her dedikleri lüksün içinde yaşamaları buna müsaade etmedim. Ben neyi düşündüm? Yarın dedim ki benim kızım bir memura aşık olsa beraber evlenseler mutlu olabilmeli. Azla yetinmeyi öğrenmeli, şükretmeyi bilmeli. Ben bunlara dikkat ettim. Ne kadar zengin olursa olsun, eğer kızını öyle yetiştirmiş olsa senin fakirliğin önemli değil. Fakirlik, zenginlik biraz da yaşam tarzında, hayatı algılayış biçiminde. Şükretmeyi bilmek, az da yetinmeyi bilmek. Eğer aile bunu verebilmişse korkma. Burada mutluluğun şuna bağlı. Sevdiğin kızın nasıl bir hayat beklediği, nasıl bir hayat yaşadığı ve yaşamak istediği ile ilgili. Bütün bunları konuşun. Benim durumum belli, nasıl bir insan olduğum belli, ne yapabileceğim belli. O noktada benim sunabileceklerim belli. Yarın bir gün ya işte ben şöyle olsun istiyordum, böyle olsun istiyordum. Ben böyle bir hayatı nasıl yaşarım deme bana diye baştan bence bunları konuşman lazım. Gerçekten birbirimizi çok seviyoruz ve asla ayrılmak istemiyoruz. Kızın ailesi de iyi, beni çok sevdiler. Şimdi senin gibi yüreği güzel Anadolu genci nerede bulacaklar? Şimdi Avrupa'ya bakıyorum. İnanın sevgi, saygı birçok değeri kaybetmiş insanlar. Onun için senin gibi bir değer bulmuşlar aslında. Bizim kendi kültürümüzün güzelliği bunlar. Yani böyle birini nerede bulacak? İthal gelin, ithal damat diyorlar. Bizim Türkiye'den gelenler için. E daha iyisini bulsalar da orada niye gelip de bizden alsınlar? Bizim gençlerimizle evlenmek istesinler. Yani bunun da altını çizmek istiyorum. Onun için sen özgüvensizlik yapılacak bir şey yok. Sen değerlisin, sen özelsin. Sen bizim kültürümüzün bütün güzelliklerini yansıtan bir insansın, bir gençsin. Onun için sen değerli olduğun için seni istiyorlar, seni seviyorlar. Seni aralarında görmek istiyorlar. Haklılar, bence doğru da yapıyorlar. Onun için ezik durma. Fakat hocam diyor, benim içimde de bir takım sıkıntılar çekeceğim gibi geliyor. Evet, sıkıntılar çekersin. Sonuçta bu uyumsuzluklar, uyuma dönüşmesi kolay bir süreç değil. Ama anlayışlı, hoşgörülü, yardımsever insanlarsa, sevdiğin kız gerçekten sana her konuda yardımcı olmaya hazırsa, sen de kendini geliştirip uyum sağlama, daha iyi olma adına çaba harcarsan bu iş olur ya, niye olmasın? Sizce demiş, ileride bir problem yaşar mıyım? İlerideki hayatımda ne gibi olumsuzluklar olabilir? Şimdiden teşekkür ederim hocam demiş. Şimdi ileride sorunlar yaşayabilirsin. Bakın şimdi özellikle İthal gelin ithal damatla ilgili bana mesajlar geliyor şimdi düşünün Sen çok iyi bir gençsin belli Ve Sevilmeyecek bir insan değilsin Boşuna dememişler köylü milletin efendisidir Harika bir söz Bizim sahip olduğumuz güzellikleri ve değerleri yansıtıyor köylülerimiz Ve bozulmamışlığımızı temsil ediyor aslında Onun için Ezik durma Bir defa sen Değerlisin ve önemlisin bak Bunun altını çiziyorum 2- Gittiğin zaman orada bilmediğin bir ülke, bilmediğin bir ortam ve bilmediğin bir dil. Bak en büyük sorunlar bunlar. Bir an önce gayretli bir şekilde çalışıp oraya uyum sağlamalısın. Dili en iyi şekilde çözmelisin. Gece gündüz çalışmalısın. Yoksa şu büyük bir sıkıntı gidiyorsun dilini bilmediğin, kültürünü bilmediğin bir yerde bunalım yaşıyorsun. Tamam mı? Onun için bunu bir an önce çözmelisin. Üç, aile nasıl? Aile sana sahip mi çıkmak istiyor yoksa seni sahiplenmek mi istiyor? Yani annesi babası zaten ezik, köylü bunlar. E, bu çocuk da pırlanta gibi bir çocuk. Alalım bunu, ailesinden kopsun, bize iç güveysi gibi gelsin gibi bir mantıkları mı var? Yoksa gerçekten bu çocuk değerli? Bu çocukla beraber kızımız mutlu olur. Biz de bunlara sahip çıkalım mı diye düşünüyorlar. Burada önemli olan sevdiğin kızın ailesinin ne düşündüğü, ne planladığı, ne istediği. Yoksa orada kimsesizsin, yalnızsın. Seni ezmeye de kalkabilirler. Bütün bunları düşünüp değerlendir. Seni seven, seni bırakmak istemeyen, senin de onu sevdiğin kızı al karşına. Bütün o kaygılarını, korkularını, tedirginliklerini paylaş. Çekinmeden. Eki bak ben bunu 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 düşünüyorum. Bu konuda bana yardımcı olmaya, destekçi olmaya varsan, ailem bu konuda bize destek olacaksa ben varım. Yoksa ben yokum de. Seni seviyorum ama ben yokum de. Sen ne kadar açık ve net olursan, onlar da o kadar açık ve net olurlar. Onların niyeti, düşüncesi nedir? Sana yardımcı olma ve sahip çıkma düşünceleri de varsa olur bu iş. Parasal açıdan ve kültürel anlamda bazı uyumsuzluklar yaşansa bile Anlayış, hoşgörü, sevgi her şeyi çözer. Ben buna inanıyorum. Takipçilerimiz bu konuda ne düşünüyor? Neler yaşanabilir? Neler yaşandı? Var mı örnekler? Çünkü yurt dışından da çok fazla miktarda takipçimiz var. Neler yaşadılar? Tecrübe paylaşımı yaparlarsa bu genç arkadaş adına da çok güzel olur. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.